Şimdiye kadar hep konumdan başladık, hızı bulduk. Ama bunun tersi de mümkün. Şimdi ortalama hız tanımını hatırlayacak olursanız, ortalama hız dediğimiz şey konumdaki yer değiştirme bölü o yer değiştirmenin gerçekleştiği zaman süresiydi. Eğer biz ortalama hızı biliyorsak belli bir zaman aralığında, o zaman da deriz ki konumundaki yer değiştirme ortalama hız çarpı o hızın ortalama yer değiştirmenin gerçekleştiği süreye eşit olacaktır. Bu ikisinin çarpımı bize yer değiştirmeyi verecektir. Yine grafik olarak bakacak olursak, yine basit bir örnek olsun diye sabit hızlı harekete bakalım. Çünkü sabit hızlı hareket ortalama hızı o sabit hıza eşit olacaktır. Hız zaman grafiğini de düşünebiliriz. Şimdi hız zaman grafiğine baktığımız zaman hız sürekli sabit olduğu için hız zaman grafiği yatay bir çizgi olacaktır. Her andaki hızı hep aynı olacak. T1 anındaki hızımız V0 hızı. T2 anındaki hızımız yine V0 hızı. Şimdi hız zaman grafiğimiz ve bu T1, T2 anlarındaki çizdiğimiz dikey çizgiler, bir de zaman eksenini düşünecek olursak orada bir dikdörtgen belirleyecektir. Şimdi bu dikdörtgenin alanı yükseklik çarpı genişliğidir. Bu dikdörtgenin yüksekliği hızımıza eşit, V0 hızımıza. Genişliği ise T2 eksi T1'e eşit. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanı V0 ya da ortalama hızımız ya da anlık hızımız, hepsi aynı sabit hızda olduğu için V0 hızımız çarpı T2 eksi T1 olacaktır. Ama biraz önce dedik ki konumundaki yer değiştirme de V0 çarpı T2 eksi T1'e eşit. Dolayısıyla hız zaman grafiğinden konumdaki yer değiştirmeyi bulmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey hız zaman grafiği ile yataydaki zaman ekseni arasında kalan kalan alanı hesaplamaktır. Bu alan konumdaki yer değiştirmeye eşit olacaktır. Her ne kadar biz bu sonucu sabit hızda hareket için elde etmiş olsak da en genel harekette bile hız nasıl değişiyor olursa olsun her zaman için konumdaki yer değiştirme hız zaman grafiğiyle zaman ekseni arasında kalan alana eşittir. Tabi burada da yine işaretlere dikkat etmemiz gerekiyor. Alan, geometrik anlamda alan her ne kadar pozitif bir nesne olarak tanımlanmış olsa da hız dediğimiz V0 pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Dolayısıyla zaman ekseninin üstündeki alanları pozitif alanlar, altındaki alanları da negatif alanlar olarak yorumlamamız gerekiyor. Şimdi konumdaki yer değiştirmeyi bildiğimize göre ilk konumu da biliyorsak son konumu hesaplayabiliriz. İlk konum artı konumdaki yer değiştirme bize parçacığımızın son konumunu verecektir.